Açık ve herkese merhaba. Seçime çok az bir zaman kaldı ama bu seçim sürecinde son günlerde genel başkan düzeyi hariç yani devlet bahçeli hariç MHP'lileri pek ekranda görmüyorduk. Bugün belki de bu programda son dönemeçte işte ilk kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adam bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş Celal Bey. Celal Bey şimdi aslında son dönemde MHP Türkiye'de siyaseti belirleyen bir parti konumunda. Pek çok konuda bu böyle bunu uzun uzun konuşuruz ama ben böyle sıcak bir başlıktan başlamak istiyorum. Devlet Bey bir af tartışması başlattı. Dedi He. ki bu seçim sürecinden önce bir af çıkaralım. E, fakat aslında hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Başbakan'dan bu af çağrısına gündemimizde yok cevabı geldi. Ama Devlet Bey de ısrarını sürdürüyor. Neden böyle bir af çağrısında bulunuyor MHP? Af konusu e, bir toplumsal ihtiyaç olarak Türkiye'nin gündemindedir. Bildiğiniz gibi bu FETÖ terör örgütü ve PKK terör örgütü sebebiyle epey tutuklu var hapishanelerde ve hapishanelerde şartlar çok zor. Burada Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği af, sapıklara, kadın cinayetlerine bulaşmış olanlar hariç, kader mahkum, mahkumları ile ilgili bir talep söz konusu. Topl toplumsal problemlerden kaynaklanan, şartlardan kaynaklanan hapishanede çok insan var. Ayrıca Türkiye yeni bir sisteme doğru gidiyor. Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken toplumun her kesimiyle kucaklaşmak adına bu e, kader mahkumu diye ifade ettiğimiz, deminde de da ifade ettiğim gibi e, çocuklara yönelik suçlar, kadın cinayetleri hariç tutularak e, toplumu rahatsız eden, toplumun ahlak değerlerini hiçe sayan suçları işleyenlerin dışında, kader mahkumlarına bir af çıkmasın ne zararı var? Bu tartışmanın yani daha doğrusu bu talebin ortaya çıkmasında Cumhurbaşkanı adaylarından Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair tartışmalar arasında bir ilişki var mı? HDP bir suç örgütüdür. HDP'nin milletvekilleri Kandil'deki terör örgütü liderleri tarafından listeleri yapılmış bir siyasi partidir. Ve suça bulaşmış, suçun içerisinde bir partidir. Lideri de Demir taştır ve Kobani olayları sebebiyle bütün Türkiye'yi yangına çevirdi. Bunu ziyaret etmek, bunun çıkmasını istemek son derece yanlıştır. Biz buna çok sert tavır koyarız, karşı çıkarız. Dolayısıyla bu bir faktör olarak ortaya çıkmış olabilir. Ancak kader mahkumlarına yönelik af, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giderken toplumun her kesimini kucaklama adına baştan da belirttiğim gibi Sadece kader mahkumlarına bir affın çıkmasını Sayın Genel Başkanımız, bizim yetkili organlarımız bunu olumlu görmüşlerdir. Bir teklif olarak hükümete götürmüş. Bu af çağrısı yapılırken Devlet Bey Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz isimlerini zikretti. Bunun sebebi neydi? Özellikle bunların üzerine kurması. Alaaddin Çakıcı da Kürşat Yılmaz da geçmişte bu millete hizmet etmiş iki vatan evladı. Özellikle Çakıcı'nın babası. Komünistler tarafından şehit edilmiş bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın bunları Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret etmesi, Kürşat'tan bahsetmesi en tabii şey. Siz Türk askerini vuracaksınız. Siz Türkiye'nin birliğine kastedeceksiniz. Sizi meşrulaştıracaklar. Dolayısıyla e, Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki yani, PKK terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu e, ziyaret, bu anlam itibariyle de e, doğru bir ziyaret olarak değerlendiriyoruz. Ülke e, ülkeye hizmet ettiler diyorsunuz ama Devlet Bey Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret ettikten sonra... ...İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Suç örgütü lideridir dedi ve e, Alaaddin Çakıcı'nın silahlı eylem yapan... ...adamları yakalanmıştır diye bir açıklama yaptı. İçişleri Bular. Bakanlığı'nın bu açıklaması tam da ziyaretin ardından olması nedeniyle... ...acaba MHP'ye üstü kapalı bir cevap mıydı? Ben bunu bir cevap olarak görmüyorum. Yani bu e, bir cevap olarak değerlendirilmesi yanlış. Ancak bir değerlendirme hatası oldu da ortada. Yani bu değerlendirmeye de ihtiyaç yoktu esasında. Burada e, kader mahkumları ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi... Bir siyasi istismarın da peşinde değildir. Oy almak için de söylememiştir bunu Sayın Genel Başkanımız. Nedir bir, ısrarla, bir toplumsal nedir? yara. Yani bunlar kader mahkumları. İçeride de istismara müsait bir zemin de var. Yani PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü bütün tutukları da kendi etki alanına sokmak için bir gayretin içerisinde. Bunları onlardan ayıklamak ve... Bunları tekrar kazanmak için ortaya konmuş bir iradedir esasında. Mesela böyle. Peki Cumhurbaşkanı da, Başbakan da aslında gündemimizde yok dedi. Bu ittifakta, Cumhur İttifakı'nı da bir çatlak yaratır mı, yarattı mı bu başkan? Cumhur İttifakı çok anlamlı bir ittifak. Bu Cumhur İttifakı'nı ikide bir bazı gelişmelerle Cumhur İttifakı'nı ortadan kaldırır veya Cumhur İttifakı biter ifadeler son derece yanlış ifadelerdir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz alçaklığından sonra ortaya konmuş devletin milletin geleceğiyle ilgili bir BK problemi olarak değerlendirilmiş bir büyük olaydır Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve ittifakı. Bu ittifak bu tip hadiselerle bozulmaz. Bu ittifak sonuna kadar devam edecektir. Bugün Sayın Genel Başkanımız Sivas'ta bu ittifakın seçimlerden sonra da tam oturabilmesi için İttifakın devam edeceği noktasında irade ortaya Tam bunu sorayım. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde ben yayını Turul Türkeş'e almıştım. AK Parti birinci sıradayı eski MHP'li. O 24 Haziran'dan sonra bu ittifak bitebilir. Bunu da Devlet Bahçeli'nin sözlerinden anlıyoruz dedi. Bugün Devlet Bey'in açıklamasından sonra da ama bir teşekkür tweet'i attı. Dolayısıyla bir kafa karışıklığı var. 24 Haziran'dan bizim, sonra Cumhur İttifakı devam eder mi biter mi? Bizim kafamız karışık değil. AK Parti'nin karışık mı? On, birilerinin kafası karışık olabilir ama AK Parti'nin bugün lider kadrosu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda kafası karışık değil. Çok samimi bir şekilde ittifaktan yana, ittifakın devamından yana. Bu ittifak Türkiye için bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu ittifak tesadüfen doğmamıştır. Zaman zaman bizim mevcut siyasal iktidara yakınlığımızı bakanlıklara bağlayanlar oldu. Bu ittifak Arif'in Afrin için kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak 4000 tır silahı PKK'ya veren <laughs> Amerikalılara karşı kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak hendekleri kazarak kantonlara önce Türkiye'yi bölmek, daha sonra Kürdistan'ı kurmak için, Türkiye'yi bölmek için ortaya koyan iradeye karşı kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifak Türkiye'nin önüne açmak için kurulmuş bir ittifaktır. Bugün PKK terör örgütü Almanya'da miting yaparken FETÖ terör örgütünün lideri Amerika'da keyif çatarken ve Türkiye'ye yönelik batıdan, oradan, buradan bir takım saldırılar olurken yanı başımızda sınırlarımız bir ateş çemberiyken millet iradesinin ortaya koyduğu siyasal iktidarı devirmek için özel hareketi bombalayarak, meclisi bombalayarak askerin polisi, polisin askeri vuracağı zemini ortaya çıkaran iradeye karşı kurulmuş bir ittifaktır. İttifakın, Dolayısıyla bu, neden? bu ittifak bir Türkiye'den, Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş bir ittifaktır. Bu devleti kuran Türk milliyetçiliğidir. Türk milliyetçileri devleti kurdular, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Koruyan da Türk milliyetçileridir ve bugün Türkiye, Allah'a çok şükür bundan 3 sene evvel demokrasi tarifi Kandil-Ankara arasında tarif edilirken MHP'yi bir tarafa bırakalım sözleriyle televizyonlarda programlar başladığında demokrasi üzerine yani Türkiye'nin üzerine çekilmiş olan demokrasi şalının altında Kandil, Ankara, Diyarbakır, Kandil eksende bir demokrasi tarifi vardı. Bugün Türkiye'deki demokrasi tarifi güçlü devlet, güçlü milli irade, millet iradesine dönüşmüştür. Türkiye'nin kurtuluşu buradadır. Güçlü millet iradesi, güçlü devlettir Türkiye'nin kurtuluşu. İttifakın neden kurulduğuna dair sorularım olacak ama önce devam eder mi etmez mi tartışmasında bir son soru sormak istiyorum. Hayır. Diyelim ki seçimlerde, meclis seçimlerinde veya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu yakalayamadı. O zaman İttifak da Yine devam mı? eder? Yine devam eder. Evet. Çok net. Peki, şimdi arşivlere girip böyle 3 yıl önceki grup konuşmalarını dinlesek MHP'nin, AK Parti'nin, bu iki partinin 3 yıl sonra bir araya gelip böyle güçlü bir Cumhur İttifakı kuracağına hiç ihtimal vermeyiz. Dolayısıyla şöyle sorayım, ben bu tür sorular açık ve nette çok soruyorum. MHP mi değişti, AK Parti mi değişti yoksa Türkiye mi değişti? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili özellikle televizyonlarda program yapanlar veya kendi düşüncelerini ifade edenler, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili hiçbir araştırma yapmadan düşüncelerini ifade ediyorlar genelde. Ve yanlış algıların oluşmasına da öncülük yapıyorlar. Bu ziyadesiyle bizi üzüyor. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman temel stratejisinde milletin birliği, beraberliği noktasında bir iradeye öncülük yaptığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli Bey, yetkili organları, Türkiye'de en çetin mücadeleyi, sol ve sağ verirken Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi 57. hükümet yani Demokratik Sol Parti ile hükümet kurmayı başarmış bir siyasal harekettir. Bunun temelinde bir iç barışa öncülük yapmak için kurulmuş bir beraberliktir. Yani Ecevit gibi sembol bir liderle de o dönem ittifak evet. kurmuştum. Evet. Benim. Bu neydi? Türkiye'de bir kutuplaşma ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin önüne bakacak bir Türkiye'yi problemlerini çözmek noktasında artık enerjiyi toprağa veren, Türkiye'ye veren değil, Türkiye'yi kucaklayarak yüre, yürüyebilme stratejisine dayalı bir çıkış noktasıdır. Şimdi 15 Temmuz'a gelinceye kadar ki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ilgili duyduğu endişeleri çok sert bir şekilde dile getirmiştir, doğrudur. Bugün şartlar aynen olsa yine Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğu yerine getirir. Ama 15 Temmuz'dan sonra Türk siyaseti, Türkiye bir farklı sürece girmiştir, değişmiştir. Artık Türkiye'de hiçbir şey 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi olmayacaktır. Yeni bir milattır 15 Temmuz. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra Milliyetçi Hareket Partimiz özellikle Sayın Genel Başkanımızın da duyarlılıklarıyla, liderliğiyle Türkiye bir birliğe, beraberliğe sürüklenmiştir. Ve yeni kapıda oluşan irade bir ittifaka dönüşmüş Cumhurba Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni kapıda doğmuştur. Ee, Celal Bey, burada biraz açık ve net bir Hayat. soru sorayım. Şimdi MHP'ye ne zaman AK Parti ile niçin ittifak kurdunuz desek evet. ya AK Parti'ye hep 15 Temmuz anlatılıyor, evet. 15 Temmuz <laughs> gerekçe gösteriliyor. Evet. Ama bir yandan da MHP bir olağanüstü kurultay parti içi muhalefet gibi tırnak içinde sıkıntılı süreçlerden geçti. Gerçekten AK Parti ile ittifak kurmanızın nedeni Yalnızca 15 Temmuz muydu yoksa MHP için bu aynı zamanda bir siyasi beka meselesi miydi? Milliyetçi Hareket Partisi kongresini yaptı ve e, Türkiye'de e, Milliyetçi Hareket Partisi delegeler tamamı Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni onayladı. Bir kongre tehlikesi mi var? Yani eğer BK problemini ikinci planda itip, Sırf kongreden dolayı bunlarla mevcut yapıyla beraber olduğumuz iddiası son derece yanlış bir iddiadır. Şu anda bizim ihtiyacımız yok. O gün de yoktu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi haksızlığa uğramış bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorgulanabilmesi için, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı alternatif bir hareketi yaratabilmeniz için dünden bugüne Türk milliyetçiliği çerçevesinde meseleye bakmak, ve Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliği konusunda sorgulanabiliyorsa orada bir iç mesele vardır. Ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve stratejisi Türk milliyetçiliği açısından sorgulanmamıştır. Dolayısıyla burada bir devam sorusu sorayım. Yani MHP'nin oyları düşecekti. Çünkü İyi Parti gibi o zaman henüz adı yoktu ama yeni bir oluşum vardı. MHP'nin içinden kopuşlar vardı. Oyları düşecekti. Bunun için AK Parti ile ittifak yaptılar söylemine ne diyorsunuz? Bunu da bir çok anlamsız buluyoruz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj problemi yok. Bakınız şimdi Genel Başkanımız da Sivas'ta anketçilerle ilgili ifadeler kullandı. Haklı ifadeler kullandı. Ben de kullanıyorum ya. Yani. Anket firmaları bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de birilerinin hazmedemediği bir siyasi parti nedense. Şimdi bugün Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi denklemin dışında kalsın, devlet yönetimine talip olmasın diye çok gayret edenler var. Çünkü Türk milliyetçiliğine düşman kesimler var Türkiye'de. Yani Demirtaş'ın çıkmasını isteyenler yok mu? Var. Türkiye'nin bölünmesi konusunda açık açık ifade koyanlar yok mu? Var. Ama bunların hedefinde, Türkiye'ye düşman olanların hedefinde MHP var. Milliyetçi Hareket Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir zaman barış problemi olmamıştır. Bugün bize bazı anketlere bakıyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi seçime adaysız girsin. Üç yıllığı görsün vatandaşımız. Milliyetçi Hareket Partisine barajı geçecek oy verir. Milliyetçi Hareket Partisine karşı bir tutum sergilenmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve yetkili organları Türk milletine kapalı hiçbir görüşmenin içerisinde olmazlar. Gidip anketçilerle görüşüp bir şey tanzim etmeyiz biz. Hatta hiç görüşmeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye kurulduğundan bugüne kadar hangi zararı vermiştir? Öngörülerinde hangi haksızlığa öncülük etmiştir? Analar ağlamasın dediklerinde bir itirazımız oldu. Analar ağlamasın dediklerinde işte o hendeklerin altında silahlar çıktı. Bugün hangi akil adam ben o gün doğru yaptım diyebilir. Dolayısıyla hem PKK ile ilgili FETÖ terör örgütüyle ilgili dünden bugüne Türkiye'nin temel değerlerinin korunmasında Milliyetçi Hareket Partisi tarih ve coğrafyayı esas alarak değerlendirmelerini yapar. Günlük değerlendirme yapmaz Milliyetçi Hareket Yiyorsunuz Partisi. Diyorsunuz ki hiçbir Niye? konuda haksız hak Niye oy kaybedelim? Evet, evet, pe tabii. Hiç, niye oy kaybedelim ama bir yandan da böyle genel bütün son seçimlere baktığımız zaman MHP sandıkta bu söylemlerin karşılığını bulabiliyor mu? AK Parti 16 yıldır evet. iktidarda. MHP oy olarak seçimlerde karşılığını buluyor mu bu söylemlerin? Ben millet bu sefer bulacağız. <laughs> ama doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi milletimiz tarafından daha fazla desteklenmesi gerektiği noktasında zaman zaman bizim de üzüldüğümüz dönemler var. Ama bu dönem farklı bir dönem. Ben sağduyulu, istikrar isteyen, birlik isteyen herkesin Devlet Bahçeli'ye, MHP'ye dua ettiğini görüyorum. Şu anda Türkiye'de. Milliyetçi Hareket Partisi şu yaşanan süreçlerde Türk milliyetçiliğinin gereği olarak hassasiyetlerini ön plana çıkarıp bir duruş sergilemeseydi Türkiye farklı sıkıntılara girerdi. Dolayısıyla MHP'nin böyle aldığı oy oranından, çıkardığı milletvekilliği sayısından fazla bir özgür ağırlığı olduğu söylenir. Var mı bir durum? Yani MHP'nin asıl gücü sandıkta milletvekili olarak değil de devletteki ağırlığı mı? Devletteki ağırlığı değil. Bazen Türkiye'nin %80'i MHP'li olur. Fikri bir ağırlık mı Elbette. Yani. Türk milletinin %90'ı MHP'li olur. 15 Temmuz'dan bugüne kadar Türk milleti MHP'li. Fikrimiz iktidarda mı diyorsunuz MHP, yani? hayır, hayır her vatandaş MHP'li. Şimdi bu her vatandaşın MHP'li olmasını sandıkta göreceğiz. Peki Cumhur İttifakı oylarınızı arttırdı mı, azalttı mı? Türkiye'nin birliğinden, beraberliğinden yana olan, teröre karşı, FETÖ'ye karşı duyarlılıktan devam ettiren vatandaşların hepsi bize dua ediyorlar. Ben inanıyorum ki sandıkta da bize desteklerini vereceklerdir. Ancak bu desteği verirken Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteği verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da oylarını verecekler. Orada bir tereddüt yok. Milliyetçi Hareket Partisi bu dönem farklı bir noktada şu dönem. Dolayısıyla geçmişte bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik saldırıları şöyle bir ortaya koysanız hiçbir siyasi parti yaşayamaz. Yok ederler deriz. Ama MHP varlığını devam ettiriyor. Çok Oy olur. tahmininizi evet. sorayım o zaman. böyle tek Şimdiye dinleyelim. kadar aldık aldığımız yani milliyetçi hareket partisi tarihinde aldığı en yüksek oy alacak. Tarihinde aldığı en evet. yüksek oy ben burada alacağım. bu iddianızı ha. tekrarlayalım. Şimdi az önce AK Parti ile nasıl niye ittifak kurduğunuzu konuşuyorduk. 15 Temmuz meselesine vurgu yapmıştınız. 15 Temmuz'a gelinen süreçte AK Parti'yi eleştirenler diyorlar ki AK Parti bu FETÖ'nün devlete yerleşmesi süreci aslında AK Parti döneminde hızlandı. Siz bu anlamda ...müttefikinizin hata yaptığını, 15 Temmuz'a giden süreçte AK Parti'nin FETÖ konusunda hata yaptığını düşünüyor musunuz? Kübra Hanım, biz 15 Temmuz'a kadar söylediklerimizin hiçbirisini inkar etmiyoruz. AK Parti'ye 15 Temmuz'a kadar yaptığınız bütün de, eleştiriler de. bugün geçerli ha, mi? İnkar etmiyoruz. Onlar söyledik, onlar orada. Fakat biz Türk siyasetinin 15 Temmuz'dan sonra farklı bir noktaya doğru gittiğini, artık siyasetin 15 Temmuz öncesi kodlarla yürümeyeceğinin farkındayız. Mesela Türkiye, mesela AK Parti değil. Bu ittifakın sebebi AK Parti değil. Bu ittifakın sebebi MHP'yi kurtarmak değil. Bu ittifakın sebebi Türkiye'yi korumaktır. Türkiye gidiyor. 15 Temmuz'u o kadar küçük görüyoruz ki sadece bir sokaktaki bir zabıta olayı gibi görüyoruz. Öyle değil. Şimdi şöyle veya böyle. Yani Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, arkadaş biz dedi, yanlış oldu dedi. Peki şimdi sizce şimdi, AK Parti peki, o hataları düzeltecek mi? Yani biz geçmişte eleştiriyorduk. Evet. Şimdi o hataları tekrar etmiyorlar mı diyorsunuz? Hayır, yoksa şu, bir gün tekrar bu ittifak olmazsa aynı eleştirileri tekrar gündeme getireceğiz. Şimdi süreçlere mi? dikkatle baktığımız zaman AK Parti'yi de belli noktalara getiren şartlar falan uzun bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Fakat AK Parti bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile olan beraberliğinde FETÖ'ye yönelik PKK yönelik en acımasız mücadele devam ediyor bugün Türkiye'de. Her gün bir mahkemede 50 kişiye, 100 kişiye müebbet hapis cezaları çıkıyor. Devletin kılcal damarlarına girmiş yakaladıkları herkesi tasfiye ediyorlar bu gözümüzün önünde cereyan ediyor. Dolayısıyla dün böyle oldu, bugün böyle oldu. Bugün tehlike anlaşılmıştır. Ve Türkiye özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin altyapısı oluşturulurken anayasa değişikliği yapılırken Anayasanın ilk dört maddesi Türkiye var oldukça, insanlık var oldukça değişmeyecek bir şekilde garanti altına alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa değişikliğinde çok ciddi ağırlığı olmuştur, tartışmalar olmuştur ve bir uzlaşma ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye 15 Temmuz'dan evvel anayasası değişik şeylerin tartışmaları son bulmuş, yeni bir döneme başlanmıştır. Bu yeni dönemi kucaklamak, bu yeni döneme destek vermek, beraberliği devam ettirmek son derece doğrudur. Peki bu yeni dönemde MHP bir muhalefet partisi mi yoksa iktidarın ortağı mı? MHP ile AK Parti arasında iki parti farklı parti olarak fark nerede duruyor? Ve yani Cumhurbaşkanlığı özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı değerlendirirken kendilerini tebrik ediyorum şundan dolayı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü sürecin lideri. O 17. zaman şöyle süreçlere baktığımız zaman dediğiniz gibi başkanlık tartışmasının önünü açan Devlet Bahçeli oldu. Referanduma giden süreci Devlet Bey başlattı. En son erken seçim çağrısını da o yaptı. Hatta AK Parti kimi kurmaylar bizim için sürpriz dediler. Bu anlamıyla <laughs> MHP AK Parti ile ittifak kurdu değil, AK Parti mi MHP ile ittifak kurdu? Ya burada... Yani burada asıl sürükleyici olan siz misiniz? Evet. Burada şu, o, o, o ifadeyi e, doğru bulmam. zarar verir diye Hayır, mi Şu anlamda doğru bulmam neticede. Ama şunu çok açık bir yüreklikle söylemek isterim. E, Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman bu kompleksin peşinde değildir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi kendinden emin bir siyasi partidir. Ne yaptığını, ne söylediğini bilen bir siyasi partidir. Peki MHP olarak AK Parti'den farkınız ne? Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim farkımız Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin Kurumsallaşmış en büyük geleneğidir. Politikalarda farklarınız Örneğin seçim vaatlerinde, şimdi, ekonomide, siyasette? Ekonomide bizim söylediğimiz kabul gören bir sürü konular var. Ve e, seçim beyannamemizde ortada bir takım farklılıklar var. Onlar zaman içerisinde çözülür. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi veya Cumhurbaşkanlığı Cumhur ittifakı Türkiye'nin geleceğiyle ilgili temel değerlere oturuyor. Ben 15 Temmuz unutulsun istemiyorum. Ben PKK'nın yaptığı alçaklıkların unutulmasını istemiyorum. Ben Irak'ta, Suriye'de Türkiye'yi vurmak için yapılan hazırlıkların unutulmasını istemiyorum. Dolayısıyla Türkiye bir tehlikeyle karşı karşıya. Türkiye bu tehlikeyi atlatmış değil. Bakınız niye atlatmış değil? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının seçtiği siyasal iktidar, Almanya'da toplantı yamamazken, bu memleketin askerini vuran, vatandaşlarını öldüren PKK'nın terör örgütü liderleri Almanya'da miting yapabiliyor. Türkiye ne yapacak? Birlik, beraberlik yapmayacak. Ne, ne yapacak? Biz birliğin, beraberliğin, istikrarın, devletin yaşaması noktasındaki iradeye öncülük yapıyoruz. Bu ittifakı bir işte ben söyledim, o yaptı, o söyledi, bu yaptıktan ziyade kutluyorum ben bu ittifakı. Allah razı olsun. Hem Sayın Genel Başkanımızdan Allah razı olsun hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Dönüp eskiye takılmayalım. Birbirimize çok şeyler söyledik. Haklı olduğumuz konular var. Ama 15 Temmuz bir milat bir derlenip toparlanalım. Türkiye'nin önünü açalım. Demokrasi açısından da çok yanlış ifade edelim. Burada ederim. bir son soru sorayım. Şimdi geçmişte işte e, Cumhurbaşkanı'nın işte milliyetçiliği ayaklar altına aldık gibi sözlen, söylemleri vardı. Sizin milliyetçilik konusundaki hassasiyetiniz belli. Bu tip eleştirilerinizi nasıl bertaraf ettiniz? Biz o zaman sözcüğünde? eleştirimizi çok sert yaptık. Bu ifadeler kullanılır. Bugün nasıl uzlaştınız? Ama burada şu var. Şimdi Cumhurbaşkanımız otağa vuruyor Malazgirt'te. Cumhurbaşkanlığı... AK Parti MHP'lileşti yani? MHP'lileşti değil. Bu ifadeyi de yani AK Partilileri incitecek bir ifade olarak görmek isterim. Farkına varıldı bir takım hadislerin Bu normal bir şey. AK Parti MHP çizgisine mi geldi? Türk milliyetçiliği Türkiye'yi koruyan bir fikirdir. Türkiye'yi korumak istiyorsanız, Türkiye'yi yönetmek istiyorsanız... ...milli bir karakterden uzaklaşarak yönetemezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalefeti yapıcı bir muhalefet. Uyarıcı bir muhalefet. Bugün muhalefetiz ama uyarıcı ve yapıcı bir muhalefetiz. Elbette. Diyorsunuz. Bu devam ediyor ama burada... E, açık bir ifadeyle şunu söylemek isterim ki e, Türkiye'yi yöneten siyasal iktidar Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu bazı değerler ve Türkiye'nin şartları süratle kavranmış ve e, bu süratli kavrayış Türkiye'yi afrine sokmuş, hendekleri bitirmiş, FETÖ'yü tasfiye etmeye devam ediyor. İstikrarın, birliğin, beraberliğin devamı noktasında da çok güçlü bir irade devam ediyor. Arada sırada 35 kişinin söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Bu ittifak devam etmelidir. Bu ittifakı bozan yanlış yapar, Türkiye'ye zarar verir. O tarafta biz olmayacağız diyorsunuz. Evet. Şimdi seçime gidiyoruz. Farklı partiler var. Partilerden yeni kurulan bir parti var. İyi Parti. İyi Parti MHP kökenli. MHP'nin içinden çıkan siyasiler tarafından kuruldu. Siz İyi Parti'yi kendinize karşı ciddi bir siyasi rakip olarak görüyor musunuz? İyi Parti'nin MHP oylarından oy alacağı, oy koparacağı iddialarına ne diyorsun? Milliyetçi Hareket Partisi'nden yani ben işte bölgeleri geziyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçmen ayrılmayacak. Seçmen sonuna kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı. Milliyetçilik, Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhatabı Türk milletidir. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin önemli bir mihek noktasıdır. Türk siyasetinin gelenekleşmiş en büyük kurumudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhatabı Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliği fikrinin liderliğini yürütmektedir. Bugün Türkiye'de Türk milliyetçiliğine bağlı kerkükle yanıp tutuşan, Türk dünyasıyla yatışıp tutuşan, Tek hareket Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Peki 24 Haziran'da ola ki sizin açınızdan istediğiniz gibi bir sonuç çıkmadı ve İyi Parti MHP'den daha yüksek oy aldı. Böyle bir durumda Milliyetçi Hareket bu sonuçlardan etkilenir mi? Niye etkilensin ya? Milliyetçi Hareket Partisi e, bir kere iyi sonuç alacak Türkiye'de. Orada herhangi bir tereddüt söz konusu değil. E, Milliyetçi Hareket Partisi kendi varlığını devam ettirmek noktasında bir partiye ayarlı, bir partinin oluşturduğu iklimle özdeşleşecek bir yapıya sahip bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi büyük haksızlıklara uğramış bir siyasi partidir. Ben 12 Eylül öncesi Zeytinburnu ilçe başkanıydım. Zeytinburnu ilçe başkanlığı aldığım zaman 5 ilçe başkanlığı şehit etmişlerdi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi kapatıldı. Biz uzun yıllar hapishanede kaldık çıktık. Milliyetçi Hareket Partisi o zaman bitmedi. Şimdi biter mi Milliyetçi Hareket Partisi? Güçlüyüz, ayaktayız. Ee, seçimler ikinci tura kalır mı sizce? Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şu anda kazandı. Yani şu anda, şu dakikada Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmuş olduğu ittifak şu anda kazanmış durumda. Diyelim ki seçmen öyle takdir etti. ikinci tura kaldı. İkinci turda sizce e, Sayın Erdoğan'ın karşısında hangi aday olur? Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi? Bu konuda bir tahmininiz var mı? Ben yani önemsemiyorum. yani Birinci turda bu iş biter Kübra ee, Hanım. Ee, bir de şu tartışılıyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazansa bile seç, e, meclis seçimlerinde çoğunluğu Cumhur İttifakı yakalayamayabilir. Eğer öyle bir durum olursa Türkiye yeniden seçime gider mi? Yani Cumhur İttifakı 301'i yakalayamadı. Muhalefet partileri çoğunluğu aldı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Bu bir sistem krizi yaratır mı? Yeniden seçime gidilir mi? Cumhur İttifakı mecliste de büyük çoğunluğu sağlayacak. Ayın 26'sından sonra konuşacağımız şeyleri bugün konuşmayalım. Olsun bir olsun bakalım. Ama Cumhur İttifakı mecliste de büyük çoğunluğu alacak. Vatandaşın arasında gezmek lazım, görmek lazım. Göreceksiniz bu ittifak çok güçlü bir şekilde milletimiz tarafından kabul görmekte. Türk milleti e, bu süreci çok iyi anlamış. Çok iyi kavramış bu süreç. Hiçbir kaygınız yok Yok. Geçenlerde abi. gittim ben kağıthanede. Orada oturan, bize ait olmayan, yani bizim organize etmediğimiz bir toplumun içerisinde gittim ben. Orada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledim. Bizimle ilgili ne düşünüyorsunuz dedim ya arkadaş. Gerçekten. Yaşları içinde bulunduğu şartlar da, hiç idare etmeden doğru konuşacak bir ekip de o ekip. Bir tanesi yer oradan dedi ki Celal Bey siz milletin yanında durdunuz. Biz sizin yanınızda niye durmayalım dedi. Cumhurbaşkanlığı da Tayyip Bey'e vereceğiz. Ama mecliste size vereceğiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bir vicdana dönüşmüş bugün Türkiye'de. Bunu görmenin büyük onurunu taşıyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldıran özellikle belli süreçlerde edep ve terbiye ölçülerini aşarak bir takım saldırılar oldu. Emin olun. Bu saldırılar çok incitti bizi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevli bulunmak, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yönetişlik yapmak, Milliyetçi Hareket Partisi'nde üye olmanın getirdiği büyük sorumlulukla sabrettik. Çok haksızlıklar yapıldı. Sen genel başkana karşı da çok büyük haksızlıklar yapıldı. Partiye karşı büyük haksızlıklar yapıldı. Şimdi e, bir şeye baktık Devlet Bey'in seçim programına. Sadece 3 miting ve 5 salon konuşması görünüyor. Niye böyle? Milliyetçi hareket partisi uzun süredir Türkiye'nin siyasetini belirliyor. Yani sessizlik içerisinde değiliz yani Birleş hareket partisi 15 Temmuz'dan bugüne kadar en çok konuşulan açıklamaları en çok tartışılan lider Sayın Genel Başkanımızdır. Ve bizim nerede durduğumuzu milletimizin anladığı noktasında kanaat sahibiyiz. Mübarek Ramazan ayı bugün Sivas'ta birkaç içi ile içine alan bir büyük toplantı yapıldı. Yarın Kayseri'deyiz. Biraz esprili bir soru sorayım. MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O zaten mitingler yapıyor. Bize fazla gerek yok mu diyorsunuz? Yok bugün genel başkanımızı izlerseniz. Türkiye'de 10 mitingden daha fazla tesir edecek altı doldurulur açıklamaları söz konusu. Yarın Kayseri'deyiz biz. Sonra Konya, Bursa, İzmir ve bütün İstanbulları davet ediyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey bayramın ikinci günü İstanbul'da olacak. Bayramın ikinci günü burada MHP olacaktır. Miting. Orada da mitingin çok üstünde bir kalabalığın olacağını müjdelemek istiyorum. Ortak miting olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bir söylenti mi? olarak devam ediyor. MHP bir... sıcak bakmıyor mu? Bunu mu anlamalıyız? Yani henüz öyle bir gündem de olmadı işin doğrusunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili İstanbul'da özellikle ben İstanbul'da ikinci bölge milletvekili adayım. Her seçimden farklı bir şey yaşıyoruz İstanbul'da. 28. sıradaki milletvekili adayı birinci sıradaki gibi çalışıyor. İstanbul'un bütün sokaklarında üç ilerli bayrak dalgalanıyor. İstanbullu Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek Kübra Hanım göreceksiniz. Son günlerde bir siyasette apolet tartışması da var. İkinci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi eleştirirken daha doğrusu alkışlaması, asker siyasette çok mu iç içe, siyasette apolet tartışması gibi bir tartışma başlattı. Siz bu tartışmaya ne diyorsunuz? Çünkü zaman zaman, zaman genelkurmay başkanı üzerinden de bu tip tartışmalar evet, oluyor. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağılayan, hırpalayan ifadelerin kullanılmasına son derece karşıyım ben. Muharrem İnce o apoleti sökerim dedi. Evet karşıyım. Ben Muharrem İnce... Ee, başı sonu belli olmayan zaman zaman karışık bir takım ifadeler kullanıyor. Doğru değil. Çok önemli bir paşa. Tarihe not düşecek. Önemli görevler yapmış. Bir vatanperver askerimiz. Bulunduğu ortamda Cumhurbaşkanı devletin başındaki Cumhurbaşkanlığı beğendiği bir şeyi alkışlamış. Bunu büyütmenin, bunu Türkiye'nin gündeminde tartışmak ne kadar faydalı bir şey. Bunu düşünmek lazım. Konu askerden açılmışken aslında burada çok merak ettiğim başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi darbe girişim sırasında 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın Erdoğan'a İstanbul'a gelin ben sizi korurum dediğini, onun da sana nasıl güveneyim diye sorduğunda beni MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sorabilirsiniz dediği iddia edilmişti. Böyle bir söylenti vardı. Bu doğru mu? O gün Devlet Bahçeli Bey üç hilalli bayrağın altında. 15 Temmuz akşamı uçaklar bizim bulunduğumuz binada biraz yüksek. Tam üzerinden uçarken binada sallanıyor. mı olarak birkaç arkadaş gelip derler ki Sayın Genel Başkanım ortalık karışık. Acaba bir arkadaşlarımızın birisinin evine sizi götürsek nasıl olur diye. Üç ilerli bayrağın altından daha büyük güvence olmaz diyor. Ben buradan ayrılmam diyor. Ya. Yani. Kaçmaya, göçmeye bizim ihtiyacımız yok. Ben Türk milliyetçisiyim bu ülkede. Bizim üzerimizden silindir geçmeden bu darbe muvaffak olmaz, direnen diyor. Şimdi Türk milliyetçiliği noktasında hassasiyetleri olan bütün arkadaşlar anında sokağa indiler ve devletin içerisinde bulunan dışında bulunan bütün kesimler bu darbeye karşı bir heyecanlı tutum sergilediler. O konu konuşuldu fakat o konu gündemden çıkartmak gerekiyor. Orada önemli bir görev yapılmıştır ve Cumhurbaşkanı iyi ki İstanbul'a gelmiştir. Orada biraz daha kalsa bir felaketle karşı karşıya olurduk. Bununla bağlantılı bir soru daha sorayım. Afrin harekatı sırasında askerlerin Bozkurt, bozkurt işareti yaptığı medyaya yansıdı. Bu FETÖ'den boşalan kadrolara Milliyetçi, ülkücü kadroların yerleştiği, yerleştirildiği doğru mu? Bozkurt Milliyetçi Hareket Partisi'nin uyguladığı temel politikaların tutarlılığı karşısında kabul görmüş bir işaret. Sadece MHP tarafından değil. Türkiye'de herkes kullandı bozkurtu. Ve çok büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Orta Doğu coğrafyasında bozkurtsuz bir çözüm artık söz konusu değildir. Bu bizim için çok büyük bir onur. Yani Afrin'de dövüşen, mücadele veren bir askerin Devlet Bahçeli'yi dinleme ihtiyacı ne kadar asil bir şey. MHP adına. Peki. Şimdi, e... şimdi diyorlar ki MHP oy Yani. Hiç olacak iş mi yani? Bu MHP niye oy almasın yani? MHP'nin devletteki özgür ağırlığı, devletteki gücü buradan mı geliyor? Devletteki özgür ağırlığı değil. Devleti kuran Türk milliyetçileri. Koruyan da Türk milliyetçileri. Güç bu. Peki. Şimdi e, 24 Haziran sonrasında siz bizim bakanlık beklentimiz yok dediniz. Devlet Bey de daha ilk andan zaten hem kendisini hem sizin gibi üst düzey MHP kurmayları hemen milletvekili adayı oldular. Ve bu tür spekülasyonun da önüne geçmek istedi Devlet Bey bu yolla. Fakat bir yandan da MHP seçmeninin bir beklentisi var. Yani Tabii. Sizi iktidarda görmek istiyor olabilirler. Tabii, tabii. MHP seçmeninin bu beklentisini nasıl karşılayacaksınız? Ve gerçekten de 24 Haziran'dan sonra Cumhur İttifakı kazandığında... ...biz MHP'den hiç kimseyi kabinede görmeyecek miyiz? Şimdi Cumhur İttifakı millet tarafından kabul edilir noktasında hiçbir şüphem yok benim. Cumhur İttifakı kabul gördüğüne göre... Milliyetçi Hareket Partisi niye Türkiye'yi yönetiminde söz sahibi olmasın? Ama... Burada esas önemli olan ayrıntı şu. Türkiye bölünme noktasında, parçalanma noktasında bin yıllık kurulmuş devlet genelinin çökertilmesi noktasındaki beraberliği bakanlıkla nasıl tarif edeceksiniz? Bunu istismar ettiler. Geldiler bizim arkadaşlarımıza dediler ki kardeşim ya niye bakanlık almayalım? Ajite ettiler bunu. Bu ittifakı bozmak için yaptılar bunu. Milliyetçi Hareket Partisi dört bakanlık değil. O zaman şuna dönelim biz. Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün uzantıları dışarıda olan örgütler 7 Haziran'dan sonra bir hükümet modeli inşa ettiler. Koalisyon kurmak istediler. Tabii dediler ki CHP hatta Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Başbakan Devlet Bahçeli olsun dedi. Nasıl? HDP destekli olsun dedi. Şimdi Kübra Hanım Kandil'in listesini yaptığı milletvekillerinin desteğiyle bir hükümet olmuş olsaydı, devlette de bütün kılcal damarlarına kadar da işgal edilmiş bir Türkiye'de, Türkiye nereye giderdi? Mesela başbakanlık değil, mesela Türkiye hizmet noktasındaki iradeye öncülük yapmaktır. Biz onu reddettik. HDP destekli bir başbakanlığı almayız dedik. O da bizim aleyhimizde çok kullanıldı. Ne denildi? Devlet Bey başbakanlık istemiyor denildi. Çok istismar edildi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bir projeye dönüştürülmek istendi. Milliyetçi Hareket Partisi buna direndi. Milliyetçi Hareket Partisi milletten başka hiçbir gücün tesirinde kalmadan yoluna devam etti. Aslında o dönem HDP dediğiniz aklıma şu geldi. E, Ahmet Türk o dönem tutukluydu. Serbest bırakılması konusundaki çağrıyı Devlet Bey yapmıştı ve arkasından serbest bırakılmıştı. bırakılmıştı. Bu da şaşırtıcı bir çağrı değil miydi o gün için? Zannediyorum yani tam bilmemekle birlikte o günün şartlarında Sayın Genel Başkanımıza gelip gidenler çok ciddi bir sağlık sorunuyla kanser olduğu noktasında gelip kendisine... Ahmet Türk'ün sağlık durumunun ağır evet, olduğunu söyledi. Kanser işte. olduğu noktasında yani çok ağır işte hapishanede ölecek noktasında bir takım müracaatların geldiğini ve bir insani ...bir ifade olarak değerlendirmek gerekir. Son sorum. Dediniz ki bakanlığa indirme, indirgemek yanlış olur. Ama bir yandan da MHP seçmeni diyebilir ki... ...tamam ama biz niye o zaman bu ittifaka oy verdik, destek verdik? İlgeçi ee, Hareket Partisi. Sizin hükümette yer alma ihtimalinize tamamen kapalı mısınız? Yoksa o gün gelsin değerlendiririz. Cumhur İttifakı kabul edildikten sonra bu ittifak milletimiz tarafından... ...kabul gören ittifakın arkasından... Türkiye'yi yönetmek noktasındaki irade çok kolay bir şekilde teşekkür eder. O günkü şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi zor şartlarda elini taşın altına koyan bir siyasi partidir. Geçen bir toplantıda Cumhurbaşkanı da Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümette olacağı noktasında bir iradeyi ortaya koymuştur. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde denge ve denetim iktidar kadar güçlüdür. Parlamentoda çok önemli elbette, olacak. Milliyetçi Hareket Partisi bugün temel durduğu nokta itibariyle denge ve denetme taliptir. İktidar kadar da güçlüdür, kuvvetlidir. Dolayısıyla hiçbir e, arkadaşımız endişe etmesin. Şu anda Türkiye'de en onurlu, başı dik gezen seçmen MHP seçmenidir. Celal Bey bir kısa araya gidelim ondan sonra tekrar Aynen. devam edelim. Kısa bir ara bir yere ayrılmayın. Celal Adan çok teşekkür ederim. Ben Süremizin teşekkür ederim. sonuna geldik. Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'la birlikteydik. Seçim sürecinde herhalde MHP'ye dair en açık konuşmaları bu programda yaptık. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim. Bir dahaki hafta yine böyle her şeye açık, dobraca konuştuğumuz bir başka açık ve nette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buyurun Celal ben Bey e bir şey söyleyeceksiniz. ki mübarek Ramazan bayramını, milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye'nin birlik, beraberlik içerisinde kutuplaşmadan her meseleyi çözebileceği noktada bu mübarek Ramazan'ın buna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar. Herkese iyi akşamlar.